Açık Tribün'den herkese merhabalar değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi değerli yorumcumuz Alparslan Akkuş'la birlikte karşınızdayız ve gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe'mizin geçtiğimiz hafta içerisinde oynadığı, bu bir haftalık sürede oynadığı iki tane karşılaşma vardı. Önce UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçımıza çıktık Olympiakos karşısında kendi sahamızda. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 3 puan parolasıyla çıktığımız bir karşılaşmaydı. Taraftarımızın önünde, coşkulu bir taraftarımızın önünde başladığımız bir mücadeleydi ama erken yediğimiz golün ardından bir türlü beraberlik oyunu bulamayınca 3-0'lık bir skorla kaybettik. Ardından da Kasımpaşa karşısında hafta sonu lider çıktığımız mücadelede son bölümlerde yine zorlansak da 2-1'le son haftalarda olduğu gibi yine aynı skorla 2-1'lik skorla kazanmayı ve liderliğimizi korumayı, milli takım arasında lider olarak gitmeyi başardık. Bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Son bölümde de milli takımımızın önündeki iki önemli karşılaşmaya da değiniriz. Abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba Kıvanç. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyi valla. Yani işte yine bir size bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Kötü haberden başla. Evet, kötü haberden başlayalım. Zaten konumuz da tarih sıralamasına göre de kötü haberden başlıyor. Ben bilmiyorum sen nasıl buldun ama Fenerbahçe böyle 3-0 yenildi. Kimine göre skorun maçın hakkı hiçbir şekilde bu değil. Bizim de pozisyonumuz var. Ama kimine göre de Olympiakos geldi. Ne yapmak istiyorsa yaptı gitti ki ben ikinci gruptanım. Yani evet 45-60 arası bir sürü pozisyon bulduk. Da iyi olabilirdi onları içeri atsak filan ama neyi planladılarsa yaptıklarını düşünüyorum. Açarız herhalde beraber. Açacağız. Yani maçın geneline bakarsak evet Olympiakos istediğini ki daha fazla... Gelip ne isterse yapıp gidebilecek bir takım kalitesi görmemiştim ben. Ne öncesinde ne de böyle sahaya ilk şöyle bir 1-2 dakika bakınca ama sonrası çok hızlı gelişti yani. Olympiakos'la ilgili maçtan önce düşüncelerin maçtan sonra da aynı kalmadı herhalde. Yani takıma bakış açın, rakibe bakış açın değişmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Olympiakos aslında kompakt bir takım. Ne oynaması gerekiyorsa onu oynamayı becerebilen bir takım diyebiliriz. Bizim maçta kesin. Bizim maçta biz buna biraz izin 6. dakikada gelen golden sonra sanki dengemizi ve oyun planımızı bozduk diye düşünüyorum. Bozmak zorunda kaldık daha doğrusu. Olympiakos'un istediği gibi aktı oyun. Ve biz ilk yarıda buna çok fazla karşılık veremedik. Evet ikinci yarının başında, ilk yarının sonundan başlayan, Rossi'nin pozisyonuyla başlayan ve ikinci yarının başında Pelkas'la devam eden bir süreç var. Sonrasında iyi oynadığımız ve devamını getirdiğimiz bir 15 dakikalık periyot var. Senin de söylediğin gibi ama o bölümde tabii golü bulamayınca oyuna ortak olamadık. Evet birbiri bulsaydık ben de katılıyorum. Maçın çok hikayesi başka olurdu. Başka bir yere giderdi. Bambaşka yani. Yere giderdi. Kesinlikle 3-0'lık bir maç olmazdı ama o pozisyonlardan gol çıkaramayıp iyi oynarken gol yiyince yani o iyi oyunumuzun akabinde golü yiyip düştü. Düştü oyun. Maç sonrası yok. O iki golün de ama oluş biçimini de ben açıkçası seninle de tartışmak istiyorum. İki ve üçüncü gollerin birbirine bu kadar benzemesi, reboundları yani Alarm. Geleceğe dair. Yani. Evet, o sıkıntının kaynağına gitmek lazım. Her şeye rağmen oyundan düşmemeyi becerebilen... Çok öğretici. Çok öğretici. Çok ders çıkarıcı bir maç aslında. Yani hem oyun planı açısından hem mental anlamdaki düşüşümüz açısından birçok anlamda bize bir mesaj maçıydı. Ne gibi mesajlar çıkardın? Yani, taraftar açısından da. Kesinlikle. Lütfen onu da konuşalım. Konuşalım. Orada da inanılmaz derslik var. Şimdi Olympiakos işte baştaki görüşlerin değişti mi... Biz ne konuştuğumuzu hatırlayalım önce. Dedik ki herhalde Olympiakos'un başındaki arkadaş da Başakşehir ve Sivas maçlarını izlemiştir. Bizim bunu düşünerek oraya bir kadroyla çıkmamız lazım dedik. Çıkan kadro işte ilk başta bana biz bunu düşünmüşüz gibi. Hani öne bu sefer normalde o gezici kanatlar yerine önde iki tane striker'ımsı oyuncuyu bir arada tutarak hani onların defansın işte çakılı defans olacağını kurgulayarak vesaire hesaplanmış ama bize muazzam bir tuzak kurmuşlar. Ne demiştik? Başakşehir'i izlemiştir. Onun gibi savunma yapabilir ama Olympiakos sert ve zaman zaman önde de basabilen bir takım. Ne yaptılar? Orta sahada defanstaki üçlünün orta sahada vereceği pas opsiyonlarını iyi kapattılar. Mert Hakan ve Gustavo sanki orada o kapatmaya biraz razı oldular maçın başı itibariyle. O top almaları çok hızlı kesti Olympiakos ve maçın başında daha 5 dakika geçtiğinde biz iki kere Salahi üzerinden ileri çıkmayı denemiştik. Biri uzun pas olmak üzere. Hem takım hem Atilla kardeşim üçüncü de tuzağa düştü. Çünkü orada
Alparslan'ın Malazgirt'teki hilal taktiği gibi böyle önce onu araya alıp sonra üçlü kıskacı aldılar. Ondan sonrası da sıkıntı. Yani biz üçlü defansımızın bugüne kadar hücum yediği alanlardaki en önemli özelliği o kademelerine girip doğru hamleleri yapıp bu eksik adamla yakalanmayı kapatabilmeleriydi. Attila topu kaptırdı ve birine verdi gitti olmadı. Bayağı paslaşarak devam ettiler ve ara pasıyla golü yedik. Hani bu orada total bir akıl tutulması olduğunu, bizim o dönüşlerde sorun yaşadığımızı inanılmaz iyi okumuş hocaları. İnanılmaz iyi okumuş ama biz bir şey söylemiştik. Her kilidin başka bir anahtarı var diye. Biz bu anahtarı doğru kullanamadık Olympiakos maçında. Yani böyle orta saha Gustavo, Mert Hakan üzerinden gidemediğimizi anlamamız çok uzun sürdü. Yani ikinci yarı 45-60 işte o değişiklik vesaire başka türlü bir zorlama defansın arkasına daha keskin toplar atmayla ileride hareketli oynaman lazım ya Kıvanç. Konuştuk burada ben sana dümdüz 50 kere gelsem 50'sinde de seni geçemem. İleriyi baskıyla hareketlendirdikten sonra da köşeye sıkıştırdığın boksörü indireceksin. İndiremedik. Bizim yediğimiz goller, genel olarak bu sezon yediğimiz gollerin çok büyük bir kısmı ön alanda kaptırılan toplarla. Rakibin işte orada Salah çıktı, maalesef savunma dönemedi, yerleşemedi. Çünkü zaten ailece... Osayi'nin kaptırdığı bölgenin biraz daha ilerisinde. Osayi de onun biraz gerisinde, tembel pas. Osayi'nin kaptırdığı pas işte Hatay maçı. Hatay maçı. Orada aynı. Son maç Kasımpaşa bu sefer Zayt kaptırıyor. Orada topuna bir müdahale var. Aynen öyle. Faul beklediğimiz ama o faul olmayan. Yani topa temas ediyor ve ardından bizim savunma bir şekilde çalım yedi ve adam da köşeye vurdu. Bu savunmada çıkarken kaptıramaz. Çok net söyleyeyim. İşte onun dönüşünü planlamak lazım. Yani kaptırdığımız anda bunun bir B planı olamıyor. Yani birçoğu... Bizim zaten bir B planı sorunumuz var bence genel manada. Sanıyorum aynı şeyi düşünüyoruz. Olympiakos ikinci yarıda da o 45-60'da yese, yani biz beraberliği sağlasak sonrası hani filmin başka türlü yazılacaktı. Hani böyle 14. bölüme kadar başka bir senaristle gelmiş, 14. bölümden sonra başka bir senaristle çalışan bir dizi gibi olacaktı. Senaryo değişecekti. Falanca oyuncu geldi, ünlü oyuncu bilmem ne dizisine katıldı falan gibi olacaktı. Başka bir senaryo yazılacaktı. Tam böyle hani şeylerde var ya, aksiyon filmlerinde oluyor genelde böyle yükselerek yukarıdan geliyor ve alttan bir tane yediğinde düşüyorsun, öyle düştü Fenerbahçe. Yani maçın ondan sonrası tam anlamıyla eziyet. Yani böyle bir şeyler yapmaya çalışan, bireysel olarak çabalayanlar falan var ama yani böyle sürekli böyle yerden kalkmaya çalışan bir havası vardı. O yani senin kadar beni de asıl endişeye sevk eden 3-0 yenilmek falan bence tabii ki olur. 1-0, 3-0 oradan yersin. Sürekli Fenerbahçe maç boyu doğruyu yapıp 3-0 da yenilmiş olabilirdi. Gelişmekte olan bir takım çünkü. Ama Fenerbahçe dağılarak 3-0 daha fazla da olabilirdi. Çünkü bir yerden sonra Olympiakos çok rahat bir şekilde bizim çevremizde dönmeye başladı. Akbaba gibi. Bu endişe yani. O fırsatları verirse, o kokuyu alırsa onlar da orada o dediğin... Bunda tribünün de büyük payı var. Yani çünkü orada total bir çöküş oldu. Ben stada işte uzun süre sonra stada geldim ve statta çok başkaymış durum. Yani taraftarın bence tıpkı takımdan öncelikli olarak çok dikkat etmesi gerekiyor kendine. İnanılmaz negatif etkisi vardı taraftarın. Ya sen bize akıl mı? Ben size akıl vermiyorum. Ben de taraftarım. Çok uzun süredir. Ama şimdi taraftar gibi taraftar olanlar, yani burada kimseye bir şey öğretmeye, onu sorgulama falan gibi değil. Tribündeki taraftarlığın etkisini iyi bilenler ne dediğimi çok iyi anlayacaklar. Sahaya pozitif etki etmemiz lazım. Maç çeviren taraftar. İyi çevir. Geçmişte çok çevirdik. Çok. Burada anlattık Denizli maçlarını, o geriden gelmeleri, Antep maçındaki öykü. Bambaşka yıllarda bambaşka öyküler var. Bambaşka tribünler, bambaşka tribün gruplarıyla aynı şekilde dönmüş hikayeler var. Bir gün E-blok bir şey yapar, bir gün okul açık bir gün bir şey yapar, bir gün Migros patlar, bir gün eski maraton, bir gün hepsi birlikte. Biz bugünleri gördük.
Ama şu andaki durumda stadın çeşitli yerlerinden böyle daha hani 6. dakika gol yemeden önce geri pasta ben uğultu ve homurdanma duydum. İnanamadım yani maçın başı. Şimdi Manchester City, Liverpool, Barcelona, işte geçen yılın Avrupa şampiyonu Chelsea, hangi takımı düşünürseniz düşünün, %86 topla oynayan takımı bile düşünün, denediği şey olmayınca geriden tekrar gelir. Bu bir geri pas değildir. Bunlar pas istasyonlarıdır. Pas istasyonları bazen ileri doğru, bazen geri doğru, bazen yana doğru kurulabilir. Senin takımın hep yana oynuyor, çok sıkıcı falan başka bir durum. Ama eğer deniyorsa, bu bir sistemse tekrar oradan başlatabilir. Oyunun yönünü diagonal bir pasta, çapraza ya da geriden getirerek çevirebilir. Ama Fenerbahçe daha ikinci denemesinde uğultular başladı. Futbolcular bundan etkilenmemeyi öğrenecek ya. Ya da biz bu baskıyı, bu anlamsız baskıyı kurmayı bırakmamız lazım. O zaman oynamıyor geriye. Oynamayıp risk aldığında gol yedi, buyurun hep beraber, hepimize helal olsun. Yedik hep beraber. Ya sen takımın suçunu bize mi atıyorsun? Atmıyorum, ben kimim? Ya adım değil herhangi birine çakmak. Ama gördüğümü söylemek zorundayım. Memnuniyetsiz, geçmiş şeyleriyle, birikimleriyle sabırsız, çok hızlı tüketen, sadece bekleyen, isteyen ve talep eden bir seyirci grubu oluşuyor tribünde. Buna çok hep beraber dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yönetimin de düşünmesi gereken bir konu. Bu durumu nasıl değiştiririm? Tribünde daha fazla taraftar kültürüne hakim insanı nasıl bulundururum? Şöyle deneceğini biliyorum. Abi yuhalanmayacak top oynasınlar, biz de yuhalamayalım. Evet, çünkü bu müşteri bakışı. Oysa ben şöyle düşünüyorum. Memnuniyetsizliğimizi dile getirebiliriz. Ama nasıl ki futbolcu oyundan ya da hocanın taktiğinden memnuniyetsizliğini maç içerisinde dile getirmiyorsa, getirdiğinde kızıyorsak, kenara alındığında el kol yapmasını istiyorsak, biz de mümkünse bu tepkilerimizi maç içinde dile getirmeyelim. Ani oluşan doğal şeylerden bahsetmiyorum. Bu nasıl kaçar? Ah verme oraya falan. Bu değil. Ama sistemli bir şekilde takıma sabırsızlık gösteren şeylerin sonucu iyi olmuyor. Yani ikinci yarıda da özellikle taraftar artık takımın, yani o 45-60'da takım basarken taraftar da çok coşkuluydu. Evet. Ama çok normal. İşte o gol gelmeyip biz de golü yiyince taraftar da takım gibi evet, düştü. Bravo Kıvanç. Yani şöyle, taraftar da takım gibi düştü ama sen benden iyi biliyorsun. Çok anlatarak da yaşadığın için biliyorsun. Fenerbahçe'de bir süredir taraftar takımdan sonra katılıyor coşkuya. Biz tersine çok alışıyoruz. Takım iyi oynayınca taraftar evet. da coşuyor diyorsun. Evet. Ya çünkü bu şey etki tepki tersine dönüyor yıllar içerisinde. Taraftarın takımı coşturması bizim için öncelikli. Yani biz buna alışığız. Ya bu tribüne gelen işte herkes şey dedi, işte Z kuşağı talepler. Ya hemen de böyle gençler yapıyor, ya biz yapmıyor. Bilmiyorum ben kim yapıyor. Ama hep beraber hani takımın da içinde bulunduğu bir şeyle o cendereden çıkmamız lazım. Çok da uzatmayayım. Evet ya, takım yenik durumda, işte 3-0 olmuş, oyuncu değişiklikleri var. Oyundan çıkan oyuncuların o anki psikolojisini biraz anlamak lazım. O oyuncularla biz bu sezonu bitireceğiz. O oyuncular bizim için çok değerli. Mesela Mert Hakan yuhalanacak bir oyun oynamadı, söyleyeyim. Gustavo çıktı. Evet, Luis Gustavo'dan bahsediyoruz. Şu ana kadar sezonun ilk 3'ünü 4'ünü sayacak olsan %96 oranında herkesin sayacağı bir isim. Abi hiç bunları yapmamamız hiç lazım. Hiç dinlenmeden oynuyor. Rotasyona girmeyen belki de yani tek oyuncu. Şimdi bu maçı kaybedebilirsin ama senin pazar günü Kasımpaşa maçın var. Sen Kasımpaşa maçına bu oyuncularla çıkacaksın ve bu takım lider. Yani anlık tepkileri... Lider olduğunu hiç kimse hatırlamıyordu ama o an bu arada. Ama hatırlayacaksın. O takım ligin zirvesinde. Kasımpaşa maçında kazandı ve milli takım arasında lider girdi. Uzun maraton, daha çok yolun başındayız ama buralarda... liderlik şu anda moral anlamında, rakiplere mesaj anlamında çok önemli. Takımın iyi oyunu kadar taraftarın bu sezon tribünde yer almasının da bizim pozitif bir etki olarak hainimize yazdırmamız gereken bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela burada Gustavo'dan bahsedeyim. Gustavo mesela onlardan etkilenmediğini Kasımpaşa maçındaki performansıyla, işte attığı gol, daha önemlisi golden sonra bütün takımı yedeğiyle birlikte çağırarak hayır ben buradayım ve liderliğe devam ediyorum diye gösterdi. Ama bunun için Gustavo'dan da bir talebim var. Evet bu çok güzel, bunlar şahane. Ama
risk alması gereken maçlarda da daha fazla kendini göstermesi ve hani o işte Salahi'nin tuzağa düşürülmemesini sağlayacak çıkışları da yapması gerekiyor. Özellikle yanında işte ben Zayt varken daha rahat ettiğini düşünüyorum mesela. Çünkü Zayt ikinci yönünü daha kolay oynayabiliyor oyunu Mert Hakan'a göre. Mert Hakan muazzam bir mücadele insanı. Harika bir kardeşimiz. Çok kapıyor. Ama ondan sonra topla bir boğuşma başlıyor. Biraz sakin kalsa orada, konuşmuştuk yine programda tıpkı işte Muhammed gibi. Onun TOEFL bölümü de bu. Topu aldıktan sonrası. Orada rakiple ve kendi kafasındaki bir şeyle mücadele etmeye devam ediyor. Etmezse o Gustavo'yu rahatlatacak. Gustavo'nun varlığı kenarları rahatlatacak. Bunların hepsi bir zincirleme işte. Yani bunlar Kasımpaşa maçında da bu zinciri kırdığımız yerden sonrası sıkıntı konuşacağız herhalde. Evet evet, Kasımpaşa maçına geçeceğiz birazdan. Tabii Olympiakos karşısında ikinci ve üçüncü gollerin oluşumu ve dönen topları, Altay'ın ikisinde de hakikaten muazzam kurtarışları var ama dönen o reboundlarda maalesef takip etme işimiz ve aynı oyuncunun benzer vuruşları yaparak topu ağlara gönderdiği anlar var. Orada yerleşim sıkıntısı, savunmanın pozisyon alamaması, o oyuncunun niye bu kadar boş kalması, bunlar hep tabii üzerine konuşulması ve takım içinde analizlerin yapılması gereken konular. O gollerin yani bu kadar birbirine benzemesi beni biraz o maçı anlatırken çok katılıyorum. Üzmüştü. Biz böyle gol yememeliyiz ya da en fazla bir tane yiyebilirsin ama ikinciye izin vermemelisin. Çünkü o golden bir ders çıkarmamışız demek ki. Yeriz. Neden yeriz? Çünkü aynı psikolojinin ve aynı böyle güçten düşmenin ürünü goller. Yani evet. Nedir? Fenerbahçe'nin uyguladığı sistemi oynuyor. Güzel günlerde konuştuğumuz için sıkıntılı zamanlarda da söyleyebiliyoruz. Güzel günlerde de dedik ki biz yendik, şunu yendik. Güzel, harika, iyi şeyler vaat ediyor takım ama şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu sistemde bağlantıların arasını açtığın anda sıkıntı yaşarsın dedik. Neden? Çünkü işte 3-4-3 şurayla şuranın arasındaki bağ açtığın anda oraya giriyorlar dedik. Oraya girdiler. Fenerbahçe'nin orta bloğunu hızlı geçtiği anda Olympiakos, goller ve gol olmayan pozisyonların hepsi aynı. Mesafen açıldığında arayı kapatamaz. O arayı kapatmak için ya daha fazla güçlü olman lazım. Şu an itibariyle Fenerbahçe bu güce fiziksel olarak henüz ulaşmış değil. Umarım ulaşır. Mental olarak kendini oraya atmak, 2-0'da kendini mental olarak oraya atma duygusu çok zor ki bunu başaramadık. Oyuncu değişiklikleri de bunu getiremedi. Çünkü hani böyle oyunu çevirmeye yönelik gibi değildi. İmdat değişiklikleri gibiydi. Çok da sonuç getirmedi. 45-60 arası atsak başka bir şey olacaktı. Tekrar söylüyorum. Ama takımın asıl karakterinin oturduğu görüntüsünü verecek şey attığında değil, 2-0, 3-0 her neyse orada belli bir disiplin yapısını koruyabilmekten geçiyor bence. O yüzden şeye katılıyorum. O goller ileriye olumsuz sinyal. O gollerin endişesi, bu futbolda dün yoktur diye bir şey yok Kıvan. Çok üzgünüm. O pazar günü Kasımpaşa maçından sonra 2-0'dan sonra yediğinde ya da yiyebileceğin tehlikeleri aldığında eyvah yine mi acaba korkusunu getiriyor. Sahaya da, tribüne de, ekrana da. Sonucu da işte o baskı oluyor, o stres oluyor yani. Yani yenik duruma düştüğümüz iki maç var. Olympiakos ve Başakşehir olmak üzere. Bu iki karşılaşmada geri dönmeyi başaramadık. Yani iki maçı da kaybettik. Öne geçtiğimiz maçlarda ise bir şekilde skoru korumayı, yani hiç yenilmedik. Bir tek Sivas'a yakalandık. 1-1 bitti. O maçta çok daha farklı olabilirdi. Onu konuşmuştuk zaten. Yani burada yenik duruma düştüğümüz zaman vereceğimiz reaksiyonu görmemiz lazım. Yani daha güçlü bir reaksiyon vermemiz lazım ki işte bu maçları... İşte B planı eksikliğinin çıktığı anlardan biri. Biri. Yani bu sezon mutlaka yenik duruma düştüğü maçlar olacaktır. Onları çevirebilmenin yolunu işte bu planlamayı yapmak lazım. Evet, daha önümüzde 4 tane maç var. 2 tane Antwerp oynayacağız içeride dışarıda. Bu 2 maçtan alacağımız 6 puan ki Antwerp kötü bir takım değil. 2 maçını da son dakikalarda yediği gollerle kaybetti. Hani hiç kimse Antwerp'i... ki 2 tane oyuncumuz var işte orada. Yani Frey ve Samat da Fenerbahçe forması giymiş 2 oyuncu var. Takipte ettiğimiz bir takım. Şu anda Belçika Ligi'nde liderler neredeyse. Yani averajla 2. sıradalar. İyi bir takım. Yani öyle çantada keklik bir 6 puan tabii ki olmayacak ama biz o 6 puanı alabilecek güçteyiz. Bu arada Olympiakos'a burada nasıl 3-0 yenildiysek onları orada 3-0 yenebilecek de bir takımız. Ben onu da söyleyeyim. Yani ona da inanıyorum.
Bu %100 katılıyorum. Doğru organizasyonla orada evet. erken golü biz bulsak Olympiakos deplasmanına gittiğimizde aynı skor orada da yaşanır. Yani olabilir. O benim öyle bir düşüncem var. O maç geldiğinde konuşuruz. Yani gruptan çıkma umudumu, inancımı üst düzeyde koruyorum hala. İki maçta bir puanda kalmamıza rağmen. Onu söyleyerek Kasımpaşa maçına geçeyim müsaaden olursa. Buyurun. Evet, bu maçtaki tabii şimdi skor ister istemez bir takımı düşürüyor. Normal olarak 3-0 iniyorsun kendi sahanda bir Avrupa maçında seyircinin önünde. Ama çok da önemli bir Kasımpaşa maçı var. Arada zaman yok. İşte bir gün dinlen, bir gün antrenman yap. Maça çık, pazar günü liderliği koruma maçı, milli takım arasında moralle gitme maçı. Ve o karşılaşmada oynayacağımız oyun ve çıkacağımız kadro da merak konusuydu Olympiakos maçının ardından. Çok da zaten sert bir rotasyon olmadı. Yani lig maçının da çok önemli olduğunu hoca da biliyor. Ama Berisha'nın yine ilk 11'de oynadığı bir karşılaşmaydı. Serdar Dursun hamlesi geldi. Sayın Pereira'dan ileri uç için söylüyorum. Daha farklı bir aslında dizilişle oynadık belki de. Yani kağıt üstünde diziliş aynı gözüküyor ama sonuçta benzer formatta Berisha ve Serdar aynı anda kullandığın zaman oyuncu değiştiriyor tabii şeyi. Oyuncu biraz o taktiğin kendine göre uyarlamış oluyor ve 2-0'lık skoru yakaladığımız ve diğer kazandığımız Hatay ve Giresun maçları gibi yine 2-1'e yakalandığımız bir maç. Son bölümlerde yine oh be şu maçı da kopardık demeden izlediğimiz bir maç ama çok şükür yine 3 puanla başardığımız bir maç oldu. İki şey. Birincisi Olympiakos maçında çok eleştirdiğimiz taraftarın öyle ya da böyle maç sonunda takımı 4-1 taraf olarak çağırıp teselli etmesi, tribüne çağırması, gönlünü alması Kasımpaşa maçına pozitif etki etti. O gönül alma şeyinin demin eleştirdik, şimdi de şeyi söyleyelim, hakkını verelim. Pozitif etki etti. Yani bir şekilde yeniden en azından hadi biz buradayız diye sırtına küçük bir sıvazlama yapmış oldu. Dolayısıyla Kasımpaşa maçına küçük bir toparlamayla gelindi. Burada da az önce çok güzel ifade ettin. Aynı sistem çok güzel, onu koyduk bunu koyduk ama oraya koyduğun kişi sistemin oynayışını %100 değiştiriyor. Yani öndeki üçlü yer değiştirsin. Öndeki üçlünün işte Rossi, Valencia, Osayi olarak yer değiştirmesiyle ya da Mesut Rossi, Valencia olarak yer değiştirmesiyle Serdar Berisha, Rossi olarak yer değiştirmesi tabii ki aynı şey değil. Oyuncu karakterleri sahadaki şey. Burada sıkıntı bence şurada oldu. 2-0 ilk yarı ama 2-0 ilk yarı gibi değil verdiği hissiyat. Biz nice 0-0 ilk yarıdan oh, ne oynadık be diye gitmiştik. Öyle bir şey değil ama Fenerbahçe sorun yaşamadığı bir şey de çok böyle bizi havalandırmadı bir ilk yarı geçirdi. Bundaki temel şeylerden biri Serdar Dursun böyle sanki böyle 1-0 öndeyiz. Oyunu mümkün olduğunca rakip sahaya götürüp orada işte faul almaya çalışıyoruz vesaire gibi bir şey oynuyor. Ama o öyle olmayınca da biraz çok fazla sırıtıyor. Sahada. Oyun bizim hızlandırmamız gereken zamanlarda yavaşlıyor. Biraz bunun sıkıntısını yaşadık Serdar Dursun üzerinden. İkiliye daha uygun bir karakter olduğunu gösterense Berisha oldu. Yani Berisha üzerinde ağır markaj olmadığı anda hem kanada gidip hem oradan içeri girip başka şeyler deneyebildiğini, burada Ersin'i de tebrik etmek istiyorum. Maç önü yorumu işte İnanılmaz tespit. Fenerbahçe'nin yay üzerinden pozisyon zorlaması gerektiğini, yay üzerinden iki gol birden yani. Şimdi bu tespiti çok güzel bir şekilde teknik ekipte yapmış ve sonuç aldık işte Berisha'nın oraya gitmesi, Gustavo'nun gitmesi. Ama belli ki Serdar üzerinden işleyeceği düşünülen şey işlese daha kafada başka bir şey varmış. Serdar'ın ya bu tür maçların orada oynayacak oyuncusu değil ya da onun bu tür maçlarda hani maçın durumuna, skorun durumuna göre kendini ayarlaması gerekiyor. O bizim oyunumuzu etkileyecek diye düşünüyorum ben. Bir de hasta olmasa ben böyle maçlarda kafamda hep Mesut'u Berisha ile Valencia'nın arkasına koyduğumu söylemek isterim. Yani Berisha ile Valencia'yı oraya koyduğunda o birbirine şey olarak orayı daha hareketlendirebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Böyle olsa başka bir şey olurdu. Ama yine de bir şekilde 2-0
girdik. Asıl sorun da ondan sonra başladı yani. Asıl sorunu o zaman kısa bir aranın ardından geçelim. 2-0'dan sonra Fenerbahçe ikinci yarıda neler yaptı, neleri daha iyi yapabilirdi? Neden 3 maçtır hep 2-0'dan sonra maçı koparamıyoruz ve 2-1'e yakalanıyoruz? Son bölümlerde stres yaşıyoruz. Bunun değerlendirmesiyle az sonra yeniden karşınızda olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, açık tribüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa maçında Fenerbahçe ikinci yarıda neler yaptı, nasıl oynadı? İkinci yarının hemen başında aslında diyebileceğimiz bir gol geldi Kasımpaşa'dan. 2-1'e yakalandığımız bir bölüm. Sonrasında tabii 2-1'den sonra Kasımpaşa doğal olarak beraberlik için bastırdı. Fenerbahçe savunmanın arkasındaki boşluklarla bunları değerlendirip üçüncü golü bulabilir miyim düşüncesindeydi. Ama her iki takım da bunu başaramadı. Maç o şekilde bitti. Fenerbahçe'nin son oynadığı ve kazandığı maçlara benzer tablolar vardı bu maçta da. Benzer görüntüler vardı. Hem Hatay maçı hem Giresun maçı yine 2-1'e yakalandığımız son bölümlerde de belli baskıları yediğimiz bir oyundu. Bu maçta da çok net %100 gol pozisyonu vermesek de yine oyun genelde bizim yarı sahamızda oynandı diyebiliriz. Bu noktalarda Fenerbahçe'nin neyi daha farklı yapması lazım ki bu benzer senaryoları yaşamayalım, skor avantajımızı daha rahat koruyalım ve maçın son bölümlerini daha rahat izleyelim? Bir, fiziken daha güçlü olmamız gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü rakiplerin ikinci yarılarda biz skor olarak önde olmamıza rağmen hani bir 2-0 iken ya bir son yumruğu vuramıyoruz. Onu anladım mental olarak. İki, fiziki olarak bu kadar basabiliyorlarsa ve biz bir sürü sahada top yapabilen oyuncumuz olmasına rağmen buradan çıkamıyorsak, yani tekrar tekrar baskı yiyorsak fiziki gücümüzde bir sıkıntı var demektir. O Olympiakos'un 2-0'dan sonraki mental şeyi katmadan söylüyorum. Öndeyiz, sahamızdayız, taraftar arkamızda, gündüz maçı, güneşli bir gün. Yani olumsuz hiçbir şey yok. Zemin futbola müsait ve biz gidemiyorsak rakibe burada tamamen devre dışı bırakarak konuşamayız. Demek ki onlar da iyi geliyor. Ne demiştik? Kasımpaşa öyle bir tane attım, iki tane attım, o maç bitti diyemezsin. İnatçı bir takım iki kere 2-0'dan döndü demiştik. Yine Kasımpaşa. Kasımpaşa sana Başakşehir kadar iyi savunma yapamaz, pozisyon bulursun demiştik. Kasımpaşa sana Başakşehir kadar iyi savunma yapamadığı için pozisyonlarını buldun. Doğru yerler, etütler attın. Ama tıpkı Galatasaray'a ve Konyaspor'a 2-0'da pes etmediği gibi sana da etmedi. Kasımpaşa kendi özelliklerine son derece uygun bir oyun sistemini sahaya koydu. Sen buna 2-0 oldu, bunlar daha önce geldi diye yeni bir şey geliştirebilmeliydin. Geliştiremedin, fizik yapın el vermedi. Oyuncu değişiklikleri daha önce doğru yapılırken bu sefer belli ki doğru yapılamadı. Yani oyunu ileri atacak değişiklikleri yapamadık. Çünkü biraz şeye benzemeye başladı iş. Mert Hakan çıkar, Crespo girer. O çıkar, bu girerlerimiz biraz birbirine benzemeye Zayt başladı. Zayt girdi sonradan. Evet, sonradan Zayt girdi. Crespo çıktı, Zayt girdi, pardon. İşte Crespo 11'deydi. Evet, öteki maçın tersi. Yani böyle o çıkar, bu girerler biraz birbirine benzemeye başladı. Mesela ben Zayt, benim oraya en şu andaki kadroda, şu andaki oyun sistemiyle en uyumlu koyacağım oyuncu. Ama belli ki fiziken henüz kendini hazırlayamamış, golü o çıkarmaya çalışırken yedik. Yemesek, öyle çıkarken kaptırmasak iyi. Ama öyle çıkarken kaptırdı, çok güzel söyledin demin. Öyle çıkarken kaptırıyorsak bunun B planımız olması lazım. Bizim mesela Hatay Spor maçıyla bu Kasımpaşa maçının 2-0'dan sonra 2-1 oldu bilmem ne ondan sonrası aynı değil bence. Hani baskı yeme, eyvah yine mi beraber vesairesi aynı ama oyun aynı değil. Hatay Spor maçında 2-1'den sonra bir sürü pozisyonumuz var. Oyuncu değişikliklerinden sonra yeniden oyunu tutmaya başlayabilmiş olmamız var. Kasımpaşa maçında bunların hiçbirini yapamadık. İşte Mesut kadrodaydı ama belli ki o çok risk olmadıkça sahaya atılabilecek bir durumda değildi. Fizik gücü olarak anladığım kadarıyla. Ama bir şekilde bizim orada şöyle bir topu tutup sakinleştirip ileri yeniden set hücumuna dönebileceğimiz. Çünkü öyle ver gitsin gelsinle rakip de
fiziksel olarak yüksekken topu karşıda tutamıyorsun belli ki. Pas yapamadık. Yani çok fazla top ayağımızda kalmadı. Evet. Biz öyle hızlı çıktı, gol attı şeyini uygulayamıyorsak eğer, topu ayağımızda tutup Olympiakos'un bize yaptığı gibi belli bir yerden sonra baskıyı kırdılar ve topu ayaklarında tutmaya başladılar. Yani onların gole ihtiyacı varmış gibi bizim çevremizde dönmeye başladılar. Bunu sağlayabilmemiz lazım. Bunların hepsi fiziksel gücü artırmak ve o blok arası bağlantıyı koparmamaktan geçiyor. Koparıyoruz Kıvanç biz. Yani mesela işte 2-0 öndeyiz, onlar basıyor. Ama o dediğim o 3 ile 4 arasındaki bölgelere bütün takımlar top atıp oralardan gelmeye devam ediyorlar. Biz ya bu arada o işte Altay'ın önünü kapatıyor mu kapatmıyor mu çok emin olamadım ben. Yediğimiz golle ilgili evet. Yani tartışmaları çok dediler vardı. Ama yani böyle sanki bizim oyuncular kapatıyor gibi geldi bana. Ben Kimince ile Salay bu arada ikisi birden o fake'te yani tek tek bile yemedikleri fake'i aynı. Belki de birlikte oldukları için yediler bilemiyorum. Aynı anda aynı refleksi gösterirler ki evet. Birebir de en zor geçilen çalım yiyen oyuncular belki de ligde. Belki de birlikte oldukları için yediler bilmiyorum ama şey iyi gol. Yok gol vuruşu çok iyi yani topu çekişi, soluna alışı ve vuruşu güzel. Orada Altay'ın önünde bir Kasımpaşalı var ama Fenerbahçeli oyuncular da onun önündeler. Tabii kendi oyuncusunu kapatıyor olması burada bir herhangi bir ihlal değil evet, ama yani Kasımpaşalı oyuncunun... Verse ha kapatıyor derim ama hani vermediğinde de bir şey diyemedim doğrusu. Topun uzak köşeye gitmesi yani evet. Kapattığı köşeye değil de uzak köşeye gitmesi bu konuda hani gol falan dedirtebildi bazı evet. insanlara. Hiç adam engellemiyor. Onu da söylemek istedim yani. Evet şey o konuda olması. Tartışılan konulardan bir tanesiydi. Var çünkü niye uyarmadın? Sıkıntı bu hafta hakem sıkıntı. Yani bizim değil ama hakemler sıkıntı olmaya başladı. Baskı altında kalmaya başladılar. Bütün kulüplere sesleniyorum. Hakemleri baskı altına almamamız lazım. Türkiye'de hakemler bu baskıyı iyi niyetli kötü niyetten bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye'de hakemlerin yetenek ve moral kondisyon yapısı bu baskıyı kaldırabilecek seviyede değil hiçbir şekilde. Gördük bu hafta zaten kaldıramadıklarını ve gerçekten... Diğer maçları da tabii ki yakından takip ediyoruz. Hani sadece bizim maçta ne olup bittiği değil, diğer maçlarda ne olup bittiği de bizim için önemli. Ve hakemlerin genel olarak çok başarılı bir hafta geçiremediklerini gördük. Rize Spor Galatasaray maçındaki şey çok sıkıntı. Yani işte Galatasaray yenilse şöyle olacaktı, bu kadar geriye düşecek. O açıdan değil. Tamamen yine bizimle ilgili konularda olduğu gibi ileriye etkisini düşünerek bir perspektifle evet. söylüyorum. Bir kere böyle bir şey başladığı zaman ondan sonra başka bir iklim oluyor Türkiye'de. Her kulübün taraftarı kendi yönetimine diyor ki gördünüz mü neler oluyor buna ses çıkarın. O yönetim bunun üzerine açıklama yapıyor. Öteki açıklama yapıyor. MHK başkanına sesleniyorum. Öyle oluyor böyle oluyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Biz futbolu konuşamamaya başlıyoruz. Çok kısa tutacağım burayı o yüzden. Biz futbola dönmemiz lazım. Böyle şeylerin olmaması yönetimlerin maçlardan önce aman ha işte ha görüyoruz ha vesaire diye yapmamaları, bu tür açıklamalar yapmasa da neler yaptığını yaptıktan sonra öğrendiğimiz kulübün de o şeyleri yapmaması gerekiyor. Hakemleri rahat bırakmamız gerekiyor. Yani bunu söylemiş olayım çünkü o orada olan şey herkes böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Trabzon vesaire açısından bakıyor. Rize Spor küme düşerse oradaki... Belki ceza alanının önündeki faulü verse, çünkü işte Cagney itmiş falandan önce orada faul var. Evet, ben de belki Rize 3-2 yapacak. Hani ne olacak Rize 1 puan şeyle farkla küme düşerse ne olacak? Herkes kendi takımı açısından bakıyor ama maçta sahada asıl mağdur edilen takımı aslında düşünmüyor insanlar. Onun için lütfen Liverpool-Manchester City maçında Milner'a çok net bir ikinci sarı verilmedi. Yani Guardiola'nın çıldırdığı evet, pozisyon. Çıldırdı. Ben de Liverpool'u desteklediğim halde bunu söylemek zorundayım. İki teknik direktör maçtan sonra üf ne maç oynadık be dedi. Geçti. Guardiola maçta çıldırdı. Ama işte City'nin böyle gözümüz üstünüzdeli bilmem neli öyle bir şeyini görmedik. Neden? Çünkü niyet üzerinden sıkıntı yaşamıyor. Bizim de buraya dönmemiz lazım. Yani hakemler Türkiye'de bu baskıyı kaldıramıyor. Buradan
bütün camia yönetimlerine ve taraftarlarına sesleniyorum. Hani komplo teorisi başka bir şey, evet vardır, o takımı kolluyordur, kollamıyordur, başka bir şey. Hakemlerimizin kapasitesi de zaten tüm bunlardan bağımsız olarak bunu kaldırabilecek seviyede değil. Teşekkür ederim. Konuya sadece Liverpool City maçına değinerek örnek verdiğin için bir cümle söylemek istiyorum. Türkiye Ligi maçlarını izledikten sonra çok üzücü. O maçı izleyince hani hemen akabinde dönüyorsun ya, aynı anda oynanıyor veya. Çok fena. Hakikaten çok büyük bir seviye farkı var yani, lig kalitesi olarak söylüyorum. Olağanüstü bir futbol. Liverpool City denk gelmesi iyice kötü oldu. Abi, yani ben böyle... Ya şimdi Liverpool City'nin çok maçını izledik ama bu başka bir seviyeydi. Ben Watford böyle bir... Crystal Palace'da da ben bizim ligden daha fazla futbol görüyorum. Yani sadece şeyde, Championship'ta da görüyorum. Bunu gerçekten oturup hep birlikte bütün takımlar olarak düşünmemiz lazım Kıvanç. Ya böyle Mayıs'ta şampiyon oluyorsun, çok seviniyorsun, sokaklara çıkıyorsun. Geriye bakıyorsun, işte eskiden 34 hafta, sonra 40 hafta, bugün bu hafta 38 hafta. Ne izledin? Ne izledin? Yani böyle aralardan şey bulmaya çalışıyoruz. Takım ümit veriyor vesaire. Belki de bu ligin topçuları da rahat bırakılsa başka bir şey oynayacaklar. Ya çünkü oradan geliyorlar. Yani işte buraya Premier Lig'den de geliyor, buradan Ozan Premier Lig'e gitti. Buradan gitti. Hani o kalite seviyesine adam gönderebiliyoruz. O kalite seviyesinden gelenler de var. O ligden gelenler de var. Bizim hep birlikte bu iklimi değiştirmek için bir şey yapmamız lazım. Oyuncu aynı oyuncu. Performansına bakıyorsun, Premier Lig'de attığı gollere, işte burada oynadığı oyuna. Yani o aradaki düşüşü ligimiz... Hepimiz, yani. Kıvanç Özkök, Alparslan Akkuş, başkanlar, yönetim kurulları, teknik direktörler, taraftarlar hep birlikte bir şey yapmadı. Acı sen de böyle diyorsun ama demin hakemi eleştirdin. Hakemi eleştirmedim. Dedim ki bu yarattığımız iklimin altından kalkabilecek hakemlerimiz yok. Bu yarattığımız iklimle belli ki futbolcularımız da baş edemiyor. Bu iklimden çıkmamız lazım. Hep beraber bu sabırsız, sürekli beklentili. Çünkü ancak ben anlıyorum herkesi. 10 sene önceki gelen topçuların hiçbiri gelmiyor. Kalite seviyesi çok aşağı indi. Borç vesaire, bütün takımlarda böyle sıkıntılar var. Ama buradan geri çıkmamız gerçekten iklimi değiştirmemizle ilgili. İklimi değiştirip yeniden Avrupa'da işte puan vesaire pastadan payımızı geliştirirsek ancak gelen oyuncular da, gelen oyuncuların kattığı kalite seviyesinin yükselmesi de değişebilir. Hep birlikte. Yani ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yoksa zaten işte hakikaten uçuruma yuvarlanacak. Yani Türk futbolunun Avrupa'daki noktası da, kulüp puanları da, ülke puanları da maalesef aşağı doğru aynı gidiyor. Şekilde, evet. Onlardan bir şekilde hepimizin ders çıkarması lazım. Salahiler, Kim Min-jae'leri daha çok bulalım. Daha çok bunları kaldıralım. Mesela Salahi hata yaptı. Bir tane daha hata yapsa bu kadar kalitesi ortada bir oyuncuyu mesela ne yapacağız? Yuvalayacağız mı? Bitireceğiz mi? Hayır. Hayır, elimizdeki değerlerin farkına varalım. Onları ittirelim. Onlar yanındaki arkadaşları ittirsin. Hem takımlar mücadele, hem biz sabrımızı artıralım. Birlikte bir şey yapalım yani. Dönelim tekrar Kasımpaşa maçıyla ilgili. Sana maçın oyuncusunu sorsam ki Hatay maçında çok fazla alternatif var. Çok fazla oyuncu aynı anda iyi performans. Çok ters çaktın şu an. Çok ters köşe yaptım, evet. Bambaşka bir noktaya getirdim konuyu. Berisha, Ferdi, Rossi. Benim sana 3 tane alternatif sunsam, bunların içinden kimi seçersin? Benim adayım geçen haftayla aynı. Hatay maçında da Ferdi'ydi, bugün de Ferdi. Ben bu sefer %100 Ferdi diyebilirim. Geçen maç biraz tereddütteydin. Evet, geçen maç çünkü ben sana dedim ki şey yapamam. Yani herkes benim adamım. Vitor Pereira'yı seçtin. Evet, hocayı seçtim. Şimdi bu maçta neden Ferdi? Bu maçta Ferdi çünkü takımın grafiği şöyle gidiyor, Ferdi böyle gidiyor. Yani Ferdi takımın, yani sağa koy, öne koy. Mesela 3-4-3'ün 3'üne koyuyorsun, solda 4'üne koyuyorsun, solda sağda 3'üne koyuyorsun, sağda 4'üne koyuyorsun. Aynı maç içinde yer değiştiriyorsun. Ferdi hep yukarı gidiyor. Burada bir parantez açıyorum. Bu yukarı gidişi sözleşmenin yenilenmesiyle taşlandırabilirsek şahane olur. Uzatmıyorum çünkü bunu uzatınca polemikler çıkıyor. Ferdi üstüne koya koya gidiyor. Milli takıma da babasının kimlik fotoğrafı üzerinden göz kırptı. Belli ki
bizim milli takımımızı seçiyor Ferdi. Böyle üstüne koyarak devam ederse Ferdi, Ferdi'nin üstüne koymasından esinlenerek üstüne koyarsa Osayi, Ferdi'nin oyunundan pozitif etkilenirse Rossi, başka bir yere gider Fenerbahçe. Evet, yani o adayları söylerken Rossi'nin yaptığı iki asistle onu öne çıkarmak kesin için söyledim. Berişan'ın... Ama maç içerisinde çok böyle bir kaybolma şeyleri var. Dalgalanıyor Rossi. Da. Evet. Yani söylediğin gibi. Alex gibi kaybolmuyor sanki. Kayboluyor. Yani hani Alex böyle unuttururdu ya. Rossi bir kayboluyor. Bir anda bir yerden çıkardı. Evet. O evet, yani maç içerisindeki o inişleri çıkışları biraz daha sert yaşıyor. O istikrarı maça yayarsa, yani 1. dakikayla 90. dakika kesin arasında çok gidiş gelişleri var. Ferdi'nin dediğin gibi 90 dakikalık performansı ne başladıysa öyle bitiriyor. Hangi bölgede oynadığından bağımsız olarak, yani gol ve asistlerinden de bağımsız olarak mücadele gücünü, fizik kalitesini hiç düşürmedi. Aynen, geçen yıl hani o ayakta durmakta zorlanan ikili mücadelelerde en çok kazanan oyunculardan biri. Vurup vurup deviriyor. Müthiş yani savaşıyor kesinlikle, bence de Ferdi. Bu anlamda, istikrar anlamında da. Berisha'yı da evet, hani skora baktığın zaman ilk golü attı, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı ama attığı golden bağımsız. Berisha'nın da sahanın her yerindeki mücadelesi, top kazanma kesin hırsı, oyun bilgisi, Hatay maçında yakaladığımız bütün pozisyonların aslında mimari olması, o son pasları arkadaşlarına servis yapması ama alamadığı paslarda vardı o maçta, hatırlarsan. Belki biraz daha Berisha'yı görebilsek o maçta gol sayısını, yani ilk golünü o maçta atmış olabilirdi. Onun da oyuna pozitif katkısının çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu da diğer aday olarak sana sunmuştum ama Ferdi'de birleştik bu hafta. Evet, ama Berisha'ya da bir iki şey söyleyelim. Fenerbahçe taraftarı 4-5 senedir böyle hani pure striker dediğimiz adamı bekliyor. Dolayısıyla pure striker olmayan ama birçok artısı olan oyuncular bazen bu arada kaynayıp harcanabiliyor. Şimdi Berisha, böyle Berisha'nın, ben bakıyorum tribünde de gördüm, önümüzdeki salı Lewandowski'ye dönüşmesini bekliyoruz. Ben anladım. Yani böyle bir anda Lewandowski olsun istiyor herkes. Bunların hepsini yapsın, direkt dibine de bıraksın. Ben de çok istiyorum. Mesela Rossi'nin gelmeden önceki videolarda hepsinde top direkt dibine gidiyor. Ama bizdeki vuruşları şu ana kadar öyle değil. Bunun da henüz mental olarak fizikle ilgili bir sorunu yok bence Rossi'nin. İnanılmaz basıyor, güçlü vesaire. Mental olarak sağlayacağını düşünüyorum. Berisha'nın da zaten şu anda kendi özelliklerine uygun oynadığını düşünüyorum ben. Berisha bence gol atacak. Hem de yani beklenen sayının üstünde atacağını düşünüyorum. Berisha'yı bir tık yukarı taşıyacak oyuncunun saha içerisinde arkasına güçlü bir ekip kurulmuş olan Mesut olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok doğru koşular yapıyor ve çok doğru yerlere gitmeye başladı. Türkiye'de de bu çok doğru koşulara en doğru pası atabilecek oyuncu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaptanlarından biri. Güçlü bir Mesut. 86. kez vurguluyorum. Giderek güçlendiğini düşünüyorum. İşte bu grip ne kadar geri iter bilmiyorum. Ama işte bu bir Mesut oynasın, Mesut oynasın konuşması değildir. Bir tamamen uyum şeyiyle söylüyorum. O olmadığında da Pelkas'ın bence o sakatlık ritmini bulmasını çok engelledi. Pelkas'ın bu dediğim şeyleri yapabileceğine, bu son haftaki performansıyla Serdar Dursun değil de Valencia'nın o ikili koşularda Berisha'yı daha rahatlatabileceğini düşünüyorum. Bunlar hep teori. Sahadaki durum, çünkü bu uyumlardan bağımsız olarak, yani bunlarla birlikte bütün takımın ortaya çıkardığı enerjiyle, tribünle vesaireyle oluştuğu için onları hep maç maç sahada göreceğiz yani. Evet, şimdi bir araya girdik. Milli takım arası Trabzon'la döneceğiz. Trabzon deplasmanıyla döneceğiz bu aradan. Ve hakikaten çok zor maç. Zor maç. O maça daha vakit var. Onu önümüzdeki haftaki programımızda daha detaylı konuşuruz. Milli maçları da önümüzdeki hafta değerlendireceğiz ama önce önümüzdeki şu milli takım dönemini konuşalım. Stefan Kuntz'un göreve gelmesi, milli takımda yaşanan değişim, yine kadroya uzun zamandır çağrılmayan bazı oyuncuların çağrılması, Fenerbahçe'den Serdar Aziz gibi. O uzun zamandır yoktu. Serdar Dursun ilk defa çağrıldı. Bu da yine... Onu Almanya'dan tanıdığı tabii, için. Tabii kesinlikle. Almanya'dan tanıdığı için Stefan Kuntz, onun da milli takımda hücum hattında
demek ki bir rol alabileceğini düşündü. Diğer taraftan da önümüzde hakikaten çok kritik bir Norveç maçı var. Yani grubun seyrini değiştirecek, kaderini değiştirecek. Bizim adımıza da aslında yol haritamızı net bir şekilde çizebileceğimiz bir maç. Kendi evimizde, yani kendi evimizde derken Fenerbahçe Şükrü Stadında oynandığı için öyle dedim. Hakikaten bizim bu karşılaşmayı kazanma zorunluluğumuz var kesinlikle. %100 katılıyorum. Bir teknik direktörün %100 birkaç maçı birden kazanma zorunluluğuyla bir maceraya başlamasının zor bir şey olduğunu düşünüyorum öncelikle. Hazır yeni seçilmişken bir küçük Serdar Aziz parantezi açarak devam etmek istiyorum. Serdar Aziz iyi bir stoper. Yani sağa koyduğunda da göbekte de 4-4-2'nin ikilisinde de oynayabilen bir stoper. Serdar Aziz'in maç sırasında küçük kopuklukları oluyor. Hani böyle elini kolunu kullanmasın diyoruz ya, bence o kopukluk, o el kol kullanma, o küçük kopukluklardaki adamı kaçırma anlarını takiben oluyor genelde. O bir saniye geç kaldıktan sonra hep o el, eski bir alışkanlıkla anladığım kadarıyla, devreye giriyor. O küçük kopuklukları ortadan kaldırırsa başka bir Serdar Aziz izleyebiliriz hem milli takımda hem Fenerbahçe'de. Devam ediyorum. Stefan Kuntz buraya işte ne bileyim Dünya Kupası elemelerinin başında denk gelmiş olabilirdi ya da birkaç maç önce. Bir talihsizlik olarak gruptan çıkabilme ihtimalinin bağlı olduğu çok kritik maçlarla başlıyor. Ve takımla bunun için yeterince bir hazırlanma, yani bir turnuvaya gitmiyor. Hani böyle işte bir 10 Haziran 10 Temmuz arası Avrupa Şampiyonası, takım Mayıs'ın bilmem kaçında toplandı ve 3 hafta birlikte kalacaklar gibi değil. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam, ben yeni teknik direktörünüzüm. Cuma günü de hayati bir maçımız var seviyesinde başlıyor. Kolay değil. Ama sonuçta öyle ya da böyle birlikte oynama ezberi oluşmaya başlayan bir takım. Ve daha önce alınan kötü sonuçlar sırasında konuşmuştuk. Avrupa tecrübesi de olan çok iyi bir lejyoner ekibi var elinde. Doğru ve hızlı hamlelerle buradan çıkarsa yolu çok açık olur. Benim milli takım antrenmanından yansıyan fotoğraflara baktığımda o ikili temaslar, işte Yusuf Yazıcı'ya sarılmalar filanla bir kimya üzerinden de çalışmalar yapılıyor. Bakalım yani sahadaki etkisini göreceğiz. Yani işte Şenol Hoca'nın yaptığı gibi inatlaşmak yerine formda ve doğru oyuncularla, doğru kadro, doğru oyun yapısı üzerinden giderse, bu oyuncular zaten oynayacakları yerleri çok iyi bilen, hocadan bağımsız olarak sahaya doğru enerji koyabilecek çocuklar. Göreceğiz yani, bu sevilme potansiyeli olan bir milli takımı bir anda böyle sevilmeyen bir şeye dönüştürüyorduk biz az daha. Umarım oradan da döner yani milli takım. Bence döner. Bence döner çünkü bu takımın neler yapabileceği, nasıl bir potansiyeli olduğunu gördük. Yani bize bunu gösterdi. Sonuçtan bağımsız söyledim bu arada. Biliyorum. O sevilme duygusu başka bir şey. Tabii tabii. O milli takıma sempati duyma ve herkesin büyük bir heyecanla evde milli maçı bekleme heyecanını anlatmak istedin. O dönemi yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu yeni dönem milli takımda güzel başlar. Norveç maçı içeride ve ardından Letonya deplasmanında alacağımız 6 puanla da grupta yeniden zirveye oturur ve burada istediğimiz hedefe ulaşırız. Hakikaten en iyi turnuvalarda, yani dünyanın en iyi turnuvalarında, Avrupa futbol şampiyonalarında, Dünya Kupalarında her zaman istikrarlı bir şekilde yer almak çok önemli. Bunu başarabilmek inşallah mümkün olur diyelim milli takım adına. Evet, milli takım arasındayız. Önümüzde iki milli maç var. Biz önümüzdeki hafta hem bu milli maçları değerlendireceğiz hem de Fenerbahçe'yi milli takım arasının ardından bekleyen zorlu fikstürü de konuşuyor olacağız. Bugünlük programı noktalıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmayı diliyoruz. Umarım yani milli takım adına da iyi şeyler konuşuruz. Umarım. Evet, güzel bir iki maçlık periyot yaşarız ve galibiyetleri değerlendiriyor oluruz değerli izleyenler. Açık tribünden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.